Yine zıra zıra ağlayacağım bir dizi buldum çok şükür. Kardeşlerim diye bir dizi çıkmış. Mutsuzluğumu mutsuzluk attım. Tışk. Ulan nasıl dizi yapmışsınız annem 10 dakikadır ağlıyor. Anneannem kardeşlerim diye bir dizi izliyor ve izlerken ağlıyor. La bu nasıl dizilerdeki herkes ağlıyor. Bu diziyi benim gibi 4 bölüm üst üste izlerseniz böyle kaşlara kramp giriyor. Gerçi benim kaşlar yerli dizi izlemeye başladığımdan beri öyle. Nasıldı deminki yorumlar? Hele de içinde bulunduğumuz dönemde nasıl da bahar esintisi gibiydi değil mi? Bir de üstüne ben moral bozmak istemem ama gerçek şu ki günde yüz küsür kişi salgın hastalıktan mutlaka bir kadın cinayetten ölürken, insanlar işsiz kalırken, işi bozulurken, pandemi bitecek mi bitmeyecek mi önünü göremezken bir de bütün hafta sonu evde kapalı kalıp bedavaya ancak kendini yerken akşamına dizi diye izlenen en azından denk gelinen eğlence aracındaki sahneler işte bunlar. Anne. Anne. Kapatma ilerleme yüzünü. Baba. bir şey Baba. Gözyaşı dizinin her yerinde var ama yeni bir rekorla. Köftesi bile işli ülkemin yeni dizisinde 6,5 dakika boyunca kesintisiz ağlandı. Bakın yanlış anlaşılmasın yine hiçbir dizi için demediğim gibi bu dizi için de izlemeyin demiyorum elbette. Zaten ne haddime? ve az sonra bahsedeceklerim gerçekten birilerinin yaşadığı ya da yaşayacağı şeyler de olabilir. Ama unutmayın ki ben işin sadece kurgu tarafından bahsedeceğim. Ve tam 10 sezon süren The Walking Dead Türk dizisi olsa, 4. bölümde ölülerin evlenerek final yapacağı bir sektörde neden böyle bir senaryo tercih ettiler diye de sormayacağım. Çünkü cevap belli. Bizde anca The Walking Dead. Herkes vurdu bize. Önüne gelen vurdu. En büyük tokadı sen attın şimdi. Tamam belki küçük Emrah biraz klasik bir örnek oldu. O zaman hadi eğlenmeye diye gidip efkarlanmaktan zevk alan başka bir millet söyleyin bana. Bir dakika burada neyi bulurlardı ki? Bardak bile yoktu. Ha niyet. Kardeşlerim. Dizi bir mahallede kıt kanaat geçinen ama mutlu olan bir aileyle başlıyor. Yine zengin bir holding patronunun inşaatında çalışan bir baba... Yine aynı adamın evinde hizmetçilik yapan bir anne ve tam dört çocuk. Bir yandan da aynı mahallede oturup aynı zengin adamın okulunda hademelik yapan amcaları, şirret yengeleri ve iki kuzenleri. E o zaman bu mutlu tabloyu o zengin adamın bozmaması için bir sebep söyleyin bana. Nasıl oluyor da konu her ne olursa olsun her defasında bir holdinge bağlanabiliyor diyorsunuz değil mi? Ama şimdi böylesini ilk defa göreceksiniz. Çünkü bu kez evli bir holding patronu yazlığında yasak aşkıyla seviştiği için o dört çocuk kümeste yaşamaya başladı. Allah'ım yardım et ben devam ediyorum. Öncelikle ilk başta senaristin hakkını yedim. Özür dilerim. Çünkü sonra düşününce değil züppe zengini olan ve fakir ama gururlu kız habitatını, komple Türk edebiyatını bir araya getirsem bu bağlantıyı çekemez ama çekildi. Bu dört kardeşin annesi, hizmetçilik yaptığı evin hanımı istediği için kışın ortasında yazlık evlerini temizlemeye gidiyor ve yatak odasından gelen işveri görüşmelerden mevzuya uyanamayıp Loves diye kapıyı açınca da evin beyini ve ortağının karısını aynı yatakta görüyor. E tabi şimdi yasak aşk olmadan yerli dizi de yumurtasız menemen gibi. Daha sonra zengin adam kadını arabasına davet edip gördüklerini unutması için 10 yıllık maaşını teklif ediyor. Ha bak ne güzel teklif. Derken? Fakirlik bu ya. Bir kırmızı kamyon gelip arabaya çarpıyor. Zengin fırsat bu fırsat elini kolunu sallayarak kaçarken olan fakirlere oluyor. Şoför ölüyor ve anne de yoğun bakıma kaldırılıyor. Peki bize bu acı yeter mi? Aa bak ciğerimizin kovuğuna gitmez. Daha bu kıvamı tuttu mu diye tavana atma kısmı. Daha sonra baba nasıl olur da benim karım şoförle aynı arabada olabilir ki diye düşünüp İnşaatın altıncı katında telefonla iş görüşmesi yapan patronun yanına gidiyor. Bu yerli dizilerden aldığımız tek mutluluk şey sanırım. Hani az sonra olacakları tahmin edebiliyorsunuz ya. Tabii ki altıncı katta olmalarının sebebi olan kavga çıkıyor ve zengin adam kardeşlerimizin babasını itip inşaattan aşağı atıyor. Amca ve çocuklar da tam ölüm haberini aldıkları anda anneleri de ölüyor. Peki bu acı yeter mi? Come on dostum, Aquaman gibi ciğer var bizde, yapıştır gelsin derseniz. Zaten artık reyting denen şey kurtlar sofrasından çıktı, Çilingir sofrasına döndü. Efkar bu işin mayası, yönetmen ve senarist el birliğiyle garantiye oynayıp... ...bir de acılı şarkı eşliğinde, gasilanede ölü yıkama sahnesiyle de ikinci dozu damardan yapıyor. Ama o da yetmiyor. Çünkü o dört kardeş, cenazenin olduğu akşamda ev sahibi tarafından evden çıkarılıyor. E amcaları ne güne duruyor? Tabii ki onun evine yerleşecekken bu sefer de yengeleri ya ben ya onlar deyince kimsesiz ve parasız kalan çocuklar evin kümesine yerleşiyor. Ve daha önce araba lastiğiyle bakışılan dizi sektörümüzde bu kez de tavuklarla bakışılıyor. Bitti mi? Bitmedi. Yağmur yağıyor ve su geçiren kümesi ıslanan ve zaten hasta olan küçük kardeşte daha fazla öksürdüğü için abisi onu alıp yetimhanenin kapısına bırakıyor. Ve işte tam orada da yeni bir dizi rekoru daha geliyor. Çok net bir soru. Tek bir sahnede kaç kez abi kelimesini duyabilirsiniz? 12, 24, 48? Geçmişten beri artık genlerimize işleyen... Abi <laughs> ile Rating Kavı Kardeşlerim dizisinin sadece bir sahnesinde küçük bir kız çocuğuna tam 79 kere abi dedirtti. Abi! Abi! Gerçekten üşenmedim ve saydım. Tam 79 kere. Yemin ediyorum Kırmızı Oda bu dizinin yanında komedi kaldı. Çünkü o abi de iş istediği adamdan tokat yiyen, girdiği yerden kovulan, kardeşlerinin borcunu ödeyemediği için dayak yiyen, girdiği işten tekrar kovulan ve en sonunda da bıçaklanan bir abi. ama bu hakikaten şey. Ne yapıyorsun oğlum sen? Vuruyorum! Niye kırıp döküyorsun? Hep bana vurdular. Acımadan vurdular. Niye vuruyorsun? Vurmayın dedim. Vurmayın dedim. Vurdular. Vurmayın dedim. Neyse ki dizide arada güzel şeyler de oluyor. Amcaları kredi çekip evin içine bir mutfak dışına da pencere takıyor. Oh be bak o kadar da kötü değilmiş. Derken sonra da amcalarının ev sahibi gelip burası çok güzel olmuş deyince çocukları kümesten de kovuyor. Hı hmm, ev sahibinin Almanya'dan tavuğu gelecekmiş. Yok işte yani tam olarak öyle değil de neyse ki çocuklar ayda 300 lira kira karşılığında o kümesle kalmaya devam ediyorlar ama bu sefer de okuldan kovuluyorlar. Hem de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel okuldan. Tabii şimdi olayın buradan buraya gelişine şaşırmadıysanız buradan da İspanyol elit dizisine bağlanmasına hiç şaşırmazsınız diye düşünüyorum. İşte bu İspanyol elit dizisindeki okulun formaları. Bu da yerli kardeşlerim dizisindeki okulun formaları. Bir dakika şimdi buraya kadar geldik de adamın tek görevi bu muydu? Yok o da inşaattan düştü ama ertesi gün bakın yataktan nasıl kalktı. Canım bak ağrı kesici içtim kendimi çok iyi hissediyorum. Görüyor musun? Bir holding nelere kadir. Tamam orayı anladık bizim dizilerde parası olan herkes terminatör de. Olay acıların çocuğundan kolej çocuğuna nasıl geldi diye merak ederseniz işte inşaattan düşen babasının katili zengin adamı da kardeşlerimizin abisi kurtarıyor. Ve tabii ki babasının katilinin kızına aşık olacak olan erkeğimiz o zengin adam tarafından okulunun kafesine garson olarak alınıyor. İki kardeşi de burslu öğrenci olarak. E tabii şimdi böyle olunca devlet okulunda okuyan amca kızı da kıskançlık krizine girmesin mi? Ha yok. İleride dilim gelişmez, iyi bir iş bulamam diye değil. Devlet okulunda zengin koca bulamam diye. Ya bu kenar mahalle okulunda bir hat olamam ben. Doğru düzgün koca bile bulamam. Bir de zengin koca yapacak kendine. Aslan prensesim benim ya. Böylelikle sınıf farklılıklarının işlendiği yerli elit doğmuş oluyor. Sanırım kimse de bunu saklamıyor. Ataman Koleji resmen elit hava sahası. Kıyamam kendini elit sanıyor. Ama sınıf farklılığı da öyle böyle değil. Zengin lava boyu yala dediğinde fakir de yalıyor. Zenginler değil sadece fakirler ölüyor. Ne deniyordu? Allah rahmet eylesin. Baştan beri izlediğimiz bütün o sahnelerden sonra yine kendime şunu sordum. Neden acaba biz ağlamaktan ve hüzünlenmekten bu kadar haz duyuyoruz diye. Sonra yine o bulduğum cevabı bir kez daha hatırladım. Nasıl ki kaplumbağa yumurtasından çıktığında şartlanmış bir şekilde denize doğru koşuyorsa biz de genetik kodlanmayla nerede bir gözyaşı var oraya koşuyoruz. Zaten memleketin sadece izleme alışkanlığı bu değil. Yaşam biçimi de bu. Bırakın televizyonu. Twitter bile acıdan besleniyor. YouTube'un da yarısı acı biber yeme challenge da dönüyor. Yani ben bu videoda diziden daha çok güzel ülkemde artık reytingin kaynağı haline gelmiş. Biz de onlar gibi yapalımla birleşen şu tatlı mazoş halimizi sorguladım. Hmm, toplu konut projesi. Mazoş İstanbul. E tabi şimdi bu dizi özelinde konuşmuyorum. Zaten günümüzde bizi mutsuz eden dizilerden daha fazla keyif almamızın sebebini daha önce de konuşmuştum. Çünkü sosyal medyaya bakınca herkes şeker kız kendi. Herkes sporunda, herkes zayıf. Herkes arabasında bir yere gidiyor giderken önündeki yolu çekiyor. 54 tane arkadaşın var, 52'si fenomen. Ve onlara bakan da şunu düşünüyor. Demek ki bir ben varım mutsuz. İşte sonra da televizyonu açıp kendinden daha mutsuzların keyfine varıyor. Ama bakmayın benim burada diziyi yok artık dercesini anlattığıma. Çünkü çoğu gerçek sandığınız o hayatlardan çok daha gerçek aslında.